Herkese merhaba. Bugün sizinle Karışık kitabının yorumunu paylaşacağım. Bunu oylama yapmıştım. Yani kitabın yorumunu YouTube'da da paylaşayım mı diye. Oy veren herkes evet'e basmıştı. O yüzden şu an yorumunu yapıyorum. Isabella 11 yaşında bir kız ama 11 yaşında bir çocuğa göre çok fazla sorumlulukları var. Annesi ve babası boşandıktan sonra bir annesinde bir babasında gidip geliyor ve kendine ait bir odası, benim odam diyebileceği, kendine ait zamanı ve kendine ait bir hayatı yok aslında. Her pazartesi ya annesine ya da babasına başka bir yatakta, başka bir evde, başka bir odada uyanıyor. Ve bu onu çok yoruyor ve ailesi bundan habersiz. Annesiyle babası boşanmış olmalarına ve yeni bir hayat kurmuş olmalarına rağmen ikisinin de kız arkadaşı ve erkek arkadaşı var ve ciddiler, aynı evde yaşıyorlar. Yani Isabella'nın annesinin de bir erkek arkadaşı var, babasının da bir kız arkadaşı var. Böyle söyleyeyim daha açıklayıcı. Birbirleriyle bağlarını tamamen koparmış olsalar bile hala birbirlerinden nefret ediyorlar ve birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Hala telefonda da olsa kavga ediyorlar. Ve bu Isabella'yı çok yoruyor. Isabella'nın annesi beyaz, babası siyah. Siyahi bir adam. Ve Isabella çikolata renginde bir kız. Yani siyahla beyazın karışımı diyor. Mikserle çırpılmış hali falan diyor kendi için. Kitap her yaşta insanın okuyabileceği bir kitap. Bana bazen böyle mesajlar geliyor. Şu yaştayım, hangi kitap benim yaşıma uygun diye. Kesinlikle bu her yaşa uygun bir kitap. Aynı şekilde İçimdeki Müzik de. Yazarın diğer kitabı. Onu da yakın bir zamanda okudum ve sevdim. Bunu da aynı şekilde sevdim. Genel olarak kitap 11 yaşındaki bir çocuk anlatınca birazcık sempati bir şekilde anlatıyor. Üzücü olayları bile güldürerek anlatıyor bize. Isabella çok zeki bir kız. Kesinlikle. İki farklı hayat yaşamasına rağmen, her pazartesi hayatı değişmesine rağmen çok güçlü. Tamamen siyah ya da tamamen beyaz olmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyor. Çünkü annesiyle birlikteyken insanlar dönüp ona bakıyorlar. Hani bu kadınla bu çocuk ne alaka diye. Ama babasıyleyken kimse ona bakmıyor. Ve şöyle de bir şey var. Irkçılık. Bu kitap ırkçılığa da değinmiş ve kesinlikle okuması gerektiğini düşünüyorum farkındalık adına. Aslında kitabın sonunda bir olay oluyor ve ben bu olayı beklemiyordum ve çok üzüldüm bu olay olduğu için. Kesinlikle böyle bir kitap olduğunu düşünmüyordum. Seveceğimi biliyordum çünkü diğer kitabını sevmiştim. Ama bu kadar ciddi bir konuyu da ele alacağını sanmamıştım. Hele sondaki olaydan sonra insanların farklı ırktaki sırf siyah ya da sırf başka bir din, başka bir dil, başka bir ırk olduğu için insanlar bu kadar gaddarca ve zalimce davranmalarına katlanamıyorum. Isabella tabii insanların onlara öyle baktığının pek de farkında değil bu zamana kadar. Ama belli bir zamandan sonra o da anlamış ve görmüş, bizzat yaşamış oluyor. Kesinlikle çok sevdiğim bir kitap. Kesinlikle önerdiğim bir kitap. Sizde Isabella'nın farklı isimlerle çağrılmasını, farklı iki hayat yaşamasını ve bu iki hayatta baş etmesini okumalısınız. Kesinlikle çok sevdim. Hepinize öneriyorum. Ve benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.